4 soru kaldı. 300 bin lira değerindeki 10. sorumuz geliyor Kayra. Gelsin. Hangi oyuncu kariyerinde daha az Oscar ödülü kazanmıştır? A. Robert De Niro. B. Al Pacino. C. Marlon Brando. D. Anthony Hopkins. Diğer soru nasıl tam alanımsa bu da tam alanım dışı gibi. Hangisi daha az Oscar almıştır? Hepsi Oscar ödüllü oyuncular ve çok değerli oyuncular gerçekten. Evet. Seyretmeye doyamadığımız aktörler. Evet. Şimdi demin sallayarak 5 milyonu almanın hesaplamasını yaptık. Dördüncü sorudan biraz ilgin var mı bu Oscar ödülleriyle, törenleriyle, hangi oyuncunun ne zaman akademi ödülleri aldığıyla ilgili? Aslında var. Biraz araştırdım gelmeden önce. Çok film izleyen biri değildim ama dönem dönem film izleme merakım oluyor. 3-4 film izliyorum. Sonra geçiyor dönem. Oscar ödülü. Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando, Anthony Hopkins. Şimdi Anthony Hopkins'i ben tanımıyorum. Benim ayıbım olsun. Ama bence en az tanındık o. Anthony Hopkins. Evet. Bunlar, evet, bunlar kadar değerli bir oyuncu. Tabii öyledir ama 300 binlik soruda cevabının onun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sokakta çıksanız, bu dört ismi söyleseniz, Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando'yu bence herkes tanır. Anthony Hopkins'i benim gibiler tanımayabilirler diye düşünüyorum. Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando. Zor. Rolleri hatırlamaya çalışıyorum. Marlon Brando bence diğerlerinden biraz daha yaşlı bir oyuncu. Belki de öyle değildir ama öyle düşünüyorum. Marlon Brando. Onu söylememin nedeni bence eskiden Oscar ödülü almak daha kolay olabilir. Ne acaba? O da tabii ki var ama bence yine de çok zordur ama çıkarılan filmlerin sayısı bence şu andan az olabilir. Çünkü film endüstrisi hızla büyüyen bir sektör. Ne kadar para olunca tabii film başı da daha fazla ücret olabiliyor ama daha fazla film yapılabilme imkanı da oluyor bence. Bütün buralardan Marlon soruya ulaşabilir miyiz acaba? Ne diyeceğim? Al Pacino bir beni dürtüyor gibi ama cevap vermeli miyim? Bence vermemeliyim çünkü... Hangisi daha az Oscar ödülü kazanmıştır? Al Pacino beni biraz dürtüyor. Neden sorsanız bir cevap söyleyemem ama biraz şans işi. Çift cevap olsaydı güzel olurdu sorular. Şimdi sallasam %25 şansım var. Benim için buraya katılma, yani rakam benim için önemli değil. 50 binle ayrıldım, 200 binle ayrıldım. Fark eden bir şey yok. Çekilmek istersen 200 bin lirayla eve gidersin. Evet. Bu soru demin anneannem hakkında konuştum ama buna cevap verip 50 bine düşersem üzülüyorum. Demin anneannemi dinledim, şimdi hayalimdeki anneannemi dinledim. Şimdi dinlemeli miyim? Ama şimdi 4 soru, %25 şans. Neden? Sizce ne yapmalıyım? O koltuk senin, bu koltuk benim. Sen orada
istediğin cevabı vermekte hürsün, serbestsin. Ben de sadece seni dinlemekle yükümlüyüm. Tabii ki, tabii ki. Al bacı. Hangi oyuncu kariyerinde daha az Oscar ödülü kazanmıştır? Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando, Anthony Hopkins. 200 bin liraya ağlarsan. Şimdi şöyle düşünmek istiyorum. Diyelim cevap verdim. Ayrıldım 50 bin. 150 binlik bir kaybım oluyor. Oynarsam oynamaya devam edebileceğim. Yani risk almak aslında... Yani buraya risk almak için geldim ama... Bir mantık kurabileceğim çok da şey yok çünkü dediğim gibi ya bence ne bildiğini ne bilmediğini bilmek de önemli bir şey. Benim sorum değil, %25 şansım var. Çok %50 olsa şansım giderdim ama bence çekilmek en iyisi gibi gözüküyor. Peki. Peki. Çekilecek misin? Devam edecek misin? Buraya da bir daha gelmeyeceğim ama. Ben çekilmek istiyorum son kararım. Son kararın. Peki Kayra. Cevap verseydin ne derdin? İlk başta B diye düşünüyordum. Son anda bir C aklımı çeldi ama B Al Pacino derdim. Hadi be. Sağlık olsun. Çok enteresan. De Niro ve Brando... ...aynı rolün gençliğini ve yaşlılığını oynayarak aldılar Oscar'ları. Hmm. Biliyor musun? Çok ilginç bir rastlantı değil mi? Evet. Peki, teşekkür ederiz Kayra. Çok ben keyifliydi. Teşekkür ederim. Çok İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim.